Selam arkadaşlar, iyisinizdir inşallah. Arkadaşlar, şu an masamın üstünde görülen motifli yeleğimi yeni bitirdim. Bu yeleğim 40 beden ölçüsünde yapıldı. Benim daha önce sayfamda ve kanalımda çok paylaştığım motifli yeleklerim var. İşte motiflerin yapımını anlattım, eklemesini anlattım. Bir şeylerini yapmaya çalıştım. Sizler de oralardan Allah razı olsun ki takip edip ve bana çoğunlukla sorduğunuz şu oluyor. Takip ediyorsunuz, yorum beğeni atıyorsunuz ve en çok sorulan soru şu oluyor. 40 beden ölçüsünü kaç motiften yapmalıyım? Ölçüsü nedir? Ben elimden geldiği kadar sizlere gördüğüm yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. Ama bazen göremediğim yorumlar oluyor. Onlardan öncelikle bir özür diliyorum. Gördüğüm ilk fırsatta da yardımcı olmaya çalışıyorum. Bugün de hazır önümde. Elimde daha doğrusu bitmiş 40 beden bir yeleğim varken bir de bunun üstünden anlatmak istedim arkadaşlar. Bu yeleğim şimdi benim 40 beden ölçüsünde bir yelek oldu. Bu 40 bedeni öncelikle nasıl yapmalıyız? Ben önce şundan da bahsedeyim. İpimin markasını vermek değil kesinlikle amacım ama o ipin ölçüsünü bilenler bilmeyenlere de o ipi görerek yapmalarını istediğim için ipim Alize Angora Gold. Yaptığım ipim odur arkadaşlar. Alize Angora Gold ölçüsünde ve 3 numara tığ ile yaptığım yeleğim bu. Ben zaten hep aynı marka ve aynı tığ ile yapıyorum örgülerimi. O iple ve o tığ ile yapacağınız ölçüde 40 beden ölçüsü benim yaptığım beden ölçüsü oluyor. Ve sipariş veren kişilerden de şimdiye kadar 40 bedende hiçbir şikayet gelmedi. İnşallah size de bu bilgi yeterince cevap olur arkadaşlar. Şimdi şöyle başlayalım. İki tane önümüz var. Ön motiflerini ben 40 beden ölçüsü için her ön için 1, 2, 3, 4, 5 motifle yapıyorum. Bu normal beden ölçüsünde normal boyunda olduğu için koltuktan alt kısma doğru 8 tane motifle koltuğa kadar örüyorum. Eğer ki siz daha uzun bir yelek istiyorsanız bunu 9, 10 daha uzun da yapabilirsiniz ki benim öyle yaptıklarım da çok oldu. Ama bu standart ölçüsü. 5 motifleri ekledik yan yana. Koltuğa kadar da 8 motifle ördük geldik. Tamam, buraya kadar güzel. Burada ne yapıyoruz diyecek olursanız. Şimdi ön koltuk kısmında bir motifi tamamen eksiltiyoruz. Bunun üstüne bir daha yapmıyoruz. Koltuğun yanındaki kısma bir tane yarım motif yapıyoruz. Bakın burada. Yanına tüm motif, yanına tekrar tüm motif, tam motif yani. Yaka içinde tekrar yarım bir motif var. Bir tane yakada bir tane koltuk altında. Burayı daha böyle güzel verevli hale getirebilmek için bir yarım motif de burada kullanıyorum. 40 beden ölçüde. İki yarım motifi yaptıktan sonra ortada kalan iki tane motifim var. Artık bu yarımların üstüne yapmıyorum. Ortada kalan iki motiflerin üzerlerine de bakın. 1, 2, 3 sıra daha da şey örüyorum. İkişer motif örerek omuza kadar çıkıyorum. Burada omuzu birleştiriyorum. Yani koltuğa geldikten sonra 1, 2, 3, 4 sırada koltuk sırasını örüyorum arkadaşlar. Sağ ve sol önlerimizi bu şekilde ördükten sonra önlerimiz tamamlandı. Bakın bu şekilde. 5 bir tarafa yaptım, 5 bir tarafa yaptım. Yani önler 10 motif olmuş oldu. Bu 40 beden ölçüsü için. Şöyle arkayı çevirmek istiyorum. Tek elle yapıp. Çekip tek elle de anlatmaya çalışıyorum. O yüzden biraz zorlanıyorum. Arka kısım içinde arkadaşlar 9 tane motif ekliyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 motifle de arkayı yaptık. Aynen beden boyunu 8 sıra yapıyoruz burada koltuğa kadar. Ve geliyoruz koltuk oyuntusuna. Bakın sağ ve sol koltuklarda ne yapmışım? Tek bir motifle koltuğu kesmişim. Burada tek motifi eksiltiyorum. Yanına yarım motif yapmıyorum. Arkada yarım motif kesinlikle yok. Tek motifi kestikten sonra 1, 2, 3, 4 motifi de örüp arkayı da bu şekilde sonlandırıyorum. Önler 5, 5, 10 motiften oluşuyor. Arka 9 motiften oluşuyor arkadaşlar. Bu şekilde yaptığınızda beden ölçülerine uygun olduğu zaman 40 beden yelek olmuş oluyor. Bu yeleğim benim 40 beden İzmir'e gidecek.
sahibine ulaşacak inşallah en kısa zamanda. Yanına iki tane de kız çocukları için hırka istemişti arkadaş. Onları ördüm. Yeleğini de yaptım. Hemen inşallah birkaç gün içinde kargoya verilecek. Hayırlı olsun diyorum sahibine. Kenar oyasına da gelince arkadaşlar, kenar oyaları, çeşitli çeşitli oyalar var. Bilmiyorum, isteğinize göre, kendinize göre bir oya yaparak da kenarını süsleyebilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım. Şöyle, bilmiyorum ne kadar belirgin olacak. Çok çeşitli yapan arkadaşlar da var. Ben bu şekilde yaptım arkadaşlar. Sizler de kafanıza göre bildiğiniz bir kenar oyası varsa onun gibi yaparak da kenarlarını yaparak süsleyebilirsiniz yeleğinizi. Bu şekilde anlatmaya çalıştım. İnşallah yardımcı olur bu bilgilerim. Bunları anlatmışken arkadaşlar, emeğe saygı adına sizden de kanalıma abone olarak desteklemelerinizi bekliyorum. İnşallah daha güzel işlerde buluşmak üzere. Sevgiyle, selametle Rabbime emanet olun. Hoşça kalın.